Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2 Bölüm 4. Arapçada ecvef fiiller 4-6 başlıktan oluşuyor. 4 tane alt başlık mevcut. Mukaddimetun giriş. Mu'tel fiiller grubunun ikinci ögesine ecvef fiil adı veriyoruz. Ecvef fiil orta harfi, yani aynel fiili illet harfi olan fiil çeşididir. Ortanca harf ya vav olur ya da ya olur. Ecvef fiiller illet harfinin vav veya ya oluşuna göre ikiye ayrılır. Yani ne demek bu? İllet harfi ortada elif olamaz. Vav veya ya'dır. İlletli harfi vav olan ecvef fiillere ecvefi vavi ya ise de ecvefi ya'i adı verilir. Her ne kadar ortanca harfin aslı vav veya ya olsa da bu fiiller karşımıza elifle çıkmaktadır. Yani mazide elifle çıkar ama onun aslı muzaride değilse de mastarda kesinlikle karşımıza çıkmaktadır. Bölüm içinde ecvef fiiller görünecek. Şimdi de Ramazan'la alakalı bir metin var. El-Arabiyyetu fi hayatina el-yevmiyyeti 4. Günlük hayatımızda Arapça 4. Şehru Ramazane. Şehir burada muzaf, Ramazan ise muzafın ileyhtir. Lakin Ramazan kelimesi gayri musarif olduğu için kendisi esreyi kabul etmiyor. Ramazane fetha onun cer alametidir. Ali ile Ahmet arasında bir diyalog. Şehru Ramazane, Ramazan ayı. Aliyun Ahmedu. Ahmet de yine gayri munsarif idi. Gayri munsarif nedir? Cer ve tenvin kabul etmeyen kelime. Yani esre ve tenvin kabul etmeyen kelime. Cerri kabul ediyor, düzeltelim. Esre ve tenvini kabul etmeyen kelime. Aliyun. Esselamu aleyküm. Selamun aleyküm diyor. Ahmedu ve aleyküm esselamu. O da aleyküm selam diyor. Karşılıklı dua yapmış oluyorlar. Aliyun, Ali şöyle diyor. Câe geldi. Şehru Ramazane. Ramazan ayı geldi. Câe mazi fiildir. Aynı zamanda ecveftir değil mi? Ortanca harfi illet harfi. Bununla birlikte şehru merfudur. Faildir. Raf alameti zammedir. Aynı zamanda muzaftır. Ramazane onun muzafın ileyhi. Kullu amin ve entum bi hayrin. Ramazanınız mübarek olsun demek burada. Ahmedu kullu amin ve entum bi hayrin. Yani hayırlı Ramazanlar, Ramazanınız mübarek olsun diyor o da. Sene sumu, same yesumu, ne sumu. Başına sin gelmiş, gelecek zaman ifade etsin diye. Sene sumu gaden, gaden yarın demek. Yarın oruç tutacağız, oruçlu olacağız. İnşa'e Allahu. İnşaallah, Allah dilerse yani demektir. Şa'e dilemek, yaratmak manalarına gelir. Allah dilerse yarın oruçlu olacağız. Hel sumte, sen oruç tuttun mu? Fis senetil maziyeti, geçen sene, mazi geçen demek. Aliyun, naam, evet, sumtu, ben oruç tuttum. Bu sumtu geçiyor, işte senin sumu geçiyor. Bunda aslında nedir? Same. Ne kadar kötü yazılmış olsa da same, ecvef bir fiil yani. Ortanca harfi nedir? İllet harfidir. Same. Sumtu usbu'an. Usbu'an hafta demek. Fakat yalnızca. Sumtu usbu'an fakat yalnızca bir hafta oruç tuttum. Ve lakin fakat fi hadi seneti bu yıl ise veli evveli merratin ilk defa uridu istiyorum en esume en nasbet görüyorsunuz esume oruç tutmayı oruç tutmak istiyorum ne kadar eşşehra bir ay kamilen tam bir ay oruçlu olarak geçirmek istiyorum inşallah Allah dilerse ve ente ya sen ahmedu ve ene ben de kedarik aynen öyle uridu istiyorum en esume oruç tutmak külle şehri bütün ayı eyvan aynı şekilde madane setef'alu ente sen yapacaksın fi ramazane ramazan ayında
Ramazan'da ne yapacaksın? Aliyun seedhebu, ben gideceğim. Bak, gidiyorum bir, gideceğim. Görüyorsunuz sin var. İlel mescidi, mescide yani camiye gideceğim. Neharan, gündüzdeyim. Ve ekra'u, ve ben okuyacağım. Ekra'u ene, fail. Ne okuyacağım? El Kur'an'e, Kur'an okuyacağım. El Kerime, Kerim Kur'an. Yani Kur'an-ı Kerim. El Kerim, El Kur'an. Dört yönden uyum söz konusu. Ve ba'del iftari, iftardan sonra se'evhebu, ene, ben gideceğim. İlele mescidi, camiye gideceğim. Ma ümmi ve ebi, annemle ve babamla beraber. Ve usalli, ve ben namaz kılacağım. Salate teravihi, teravih namazını. Maza ne setef'alu ente, sen yapacaksın. Yani ben bunu yapacağım, peki sen ne yapacaksın? Ahmedu ene, ben de ekra'u el Kur'ane el Kerime evan, aynı şekilde ben de Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Seedhebu, ben gideceğim ila mesacide. Evet, burada yine bir gayri mustarif kelime var. Mescidun, mesacid. Mesacid cemi mükesser gayri akıl, aynı zamanda gayri mustariftir. İla mesacide. Yani sen ilel mescidi, bir camiye gidecektin. Ben sen mesacide, camilere, lerlar, camilere gideceğim. İla haficer mesacide, onun mecruru, cerlameti esredir çünkü gayri mustarif. Ama sonuç olarak mecrurdur. Cerlameti kendisinde fetha olarak gözükürken sıfatı olan muhtelif kelimesinde esre olarak gözükecektir. Çünkü bu gayri mustarif değil. İlâ mesacide muhtelifetin, farklı farklı camilere gideceğim. Niye? Li istima'i, dinlemek için. İlâ tilavetil Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinlemek için. Ve usalli salate teravihi, ve ben de teravih namazı kılacağım diyor. Kullu amin ve entum bi hayrin. Pek çok münasebet için kullanıldığı daha önceden söylenmişti. Hayırlı Ramazanlar, iyi Ramazanlar, Ramazanınızı tebrik ediyorum gibi çevirmek mümkündür diyor. Neden geç kaldın? Limada teekharte. Sen neden geç kaldın? Halid ile Ömer arasında bir diyalog. Halidun Ömeru. Ömer kelimesi gayri unsariftir. Türkçe'ye Ömer diye çevirse de sen bunu Ömer diye okuyamazsın. Ne okuyacağız bunu arkadaşlar? Ru, zaten görüyorsunuz. Ötesi var. Ömeru. Ömer yani. Halid, esselamu aleyküm ya Ömeru. Selamun aleyküm Ömer diyor. Ömeru, Ömer de ve aleyküm esselam ya Halidu. Aleyküm selam Halid diyor. Halidun limada teekharte, neden geç kaldın? Ömeru, Ömer de diyor ki teekhartu, ben geç kaldım. Bir sebebil medari, yağmurdan dolayı, yağmur yüzünden geç kaldım. Vente, ya sen niye geç kaldın? Limada teekharte, niye geç kaldın? İle dersi, derse Halidun, Halid cevap verir. Teekhartu bi sebebil mururi, ben de trafik yüzünden geç kaldım. Ömeru, heyye, haydi bina beraberce, bina buradaki bi ma'a manasında, yani beraber demek. Heyye, haydi bina, birlikte. Nedhulu, biz girelim. Fissaf, bir sınıfa. Haydi sınıfa birlikte girelim diyor. İşte birkaç tane şey var buralarda. Burayı geçtik. Dil bilgisi, Arapça ecve fiiller. El kavaidu, el fi'lu, el ecve fu. El fi'lu, el ecve fu. Ecvef nedir? Mu'tel grubunun ikinci ögesidir. Mu'tel grubunun ikinci ögesine ecvef fiil denilir. Vavi ve ya'i olarak ikiye ayrılır. Elifi diye bir şey yok yani. Kale, kame, name, faze, bunlar hep vavi ecveftir. Hocam bakıyorum gâle'de elif var, gâme'de elif, nâme'de, fâzı'da hep elif var. Bu sen nereden vavi olduğunu çıkardın? Bunların her biri mazidir. Ecve fiillerin mazisinde vavi mi, yâi mi olduğu belli olmaz.
Bir kısmı muzaresinde belli olur ama kesinlikle hepsi de mastarda belli olur. İlletli olan orta harf ya ise ya i denir. Sara, ba. Bunlar da elifle yazılmış. Ortanca harfler elif yani illet harfi. Evet. Ortanca olduğu için ecref olur. Evet. Ama vav yok, ya yok. Dolayısıyla nasıl vav diyoruz, nasıl ya i diyoruz? Bu soru gelebilir aklınıza. Zaten gelmesi lazım yani. Cevabı neymiş? Mazi fiiller bunlar. Mazi fiillerde vav'ı da ya'yı da göremezsin. Hep elifi görürsün. Elifi gördün diye ecvefi, elifi gibi bir şey söyleyemeyiz. Bunların muzarisini ve mastarlarını bilmemiz lazım ki vavi midir, ya'i midir belli olsun. İlletli harf harekeli, kendisinden önceki harf harekeli ise illetli harf harekesinden arındırılarak kendisinden önceki harfin harekesine uygun bir illetli harfe dönüştürülür. Yani şimdi şöyle bir şey var. Burada gördüğümüz fiiller varsayın ki arkadaşlar bir yetişkin insan. Bu fiillerin nesi lazım bize? Çocukluğu, hani psikolog olduğumuzu varsayalım. Sizin çocukluğunuza inmemiz lazım diyoruz. Ve bu fiilleri dinlemeye alıyoruz. Eğer bunların çocukluğuna inersek o zaman ne oldukları anlaşılır. Şurada yazayım. Şimdi gale aslında nedir? Tersten bak. Okları böyle çizmiş de siz ters bakın. Kame aslında neydi? Kaveme. Çocukluğu böyleydi yani. Sale fiil. Evet. Bunu sözlükte sale diye bulursunuz. Kame diye. Baname. Sözlükte böyle yazar. Kitaplarda, metinlerde, Kur'an'da, işte Arapça bir fıkıh okusan bu şekilde karşına çıkar. Ama bu kelime böyle yazılmadan önce yeni doğduğunda nasıldı? İşte sağ taraftaki halindeydiler. Yani kame aslında kaveme idi. Ne olmuş bu? Niye anlatıyorsun? Kaveme. Kayda verelim. Vavi mi ya'i mi olduğunu birazcık anlamayla alakalı bir şey bu. Şimdi burada vav harfi illet harfi midir? Evet. Harekeli midir? Evet. Sağ tarafı da harekeli midir? Buna şöyle derler yani. Vav harfi illet. Mutaharrik ma kabli meftuh fethalı. Öyleyse vav'ı elife çevirmen lazım. Vav'ı niye elife çeviriyorum? Vav harfi illet mutaharrik. Yani illet harfidir ve harekelidir. Ma kabli meftuhtur. Yani sağ tarafındaki harf fethalıdır. O yüzden vav'ı elife çevirmek gerekir. Aynı kural ya için az sonra gelecek. Demek ki vav olsun, ya olsun. İster vav, ister ya. Her ikisi için de geçerli. Bunlar eğer arkadaşlar harekeli iseler. Bunlar harekeli ise. Ne olmuş? Bir önceki harflerde fethalı ise. Evet. Bunları ne yaparsın? Bunları elife çevirirsin. Tamam. Hem vav için hem ya için geçerli. Kendileri harekeli. Bir sağındaki harfte fethalı ise bunları elife çevir. Tamam. Gaveme'ye baktım. Vav harfi harekeli. Bir öncesi fethalı. Vav elife çevirdim. Çevirirsen ne olur? Kame olur değil mi? Gaveme. Vav elife çevirirsen ne olur? Kame olur. S, Y, L. Ya harfi illet mutaharrik. Yani İllet harfidir, harekelidir. Makabli meftuh yani fethalı. Öyleyse ya'yı elife çevirmen gerekir. Çevirdiğinde sale olur. Nevime. Vav harfi illet mutaharrik yani harekelidir. İllet harfidir. Sağ tarafı fethalıdır. Vav elife çevir. Name olur. Bu böyledir yani. Başka şeyler de yapabilirsin. Mesela kâne. Ve kânallâhu bi kulli şeyin alîmâ. Kâne aşağı yukarı hepiniz duymuşsunuzdur. Kâne aslında nedir? Kevene. Burada yazmayan bir şey söylemiş olayım dedim. Kevene. Vav harfi illet mutaharrik. Mâ kabl meftuh. Vav'ı elife çevir. Ne olur? Kâne olur. Bir sürü daha örnek verilebilir. İşte nâme yenâmu. Aslında nâme nedir? Nevmun, vavidir diyor.
Nevmun mastar çünkü. Bir örnek daha verelim bununla alakalı. Örnek olmuş oldu o da. Name. Tersten de gidebilirsin ya. Yani. Name. Aslında neydi bu? Elif'in aslı nedir diye kafaya vurabilirsin. Aslı neveme. Neveme. Vav harfi illet. Mutahrik. Ma kabli meftuh. Vav'ı elife çevirdin. Name oldu. Bu fiillerin mazi muzari çekimlerini gösterelim demişler. Ecvefi vavi türünden bir ecve fiil olan kâle'yi bir görelim diyorlar. Kâle, kâla, kâlu, kâlet, kâlete, hunne nokta nokta. Acaba ne olmalı diyorum. Hep kâle diye gidiyorduk. Kâlne mi? Kâlne. Akla gelse de bu böyle değildir diyor. Ne olması lazım bunun? Bunun gulne yani kafın kafın zammeli olması ve hemen ardından lamın gelmesi gerekecek. Gulne. Bunu anlatabilmek için 1, 2, 3, 4 tane kaide vermişler. Yani bu kadar uzatmak gerekli değil yani açıkçası. Çekim ezberleyin onun yerine. Gale, gala, galu, galet, galeta, gulne. Gulne diye geldiğinde dikkat ediyorsunuz ki kâle'deki elif, şu met harfi, şu uzatma harfi gulne'de var mı? Yok. Elif silinmiş. Direkt kaf ile lam birleşmiş yani. Gulne. Ve kafta ötre var. Kafta ötre neden var? Çünkü muzarisi kâle yegûlu. Muzarin aynı fiilinde zamme vardı. İşte o zammeyi burada görüyorsunuz. Gulne. Şu kul bundan sonra sabit. Kul ne? Kul te. Kul tuma. Kul tum. Kul ti. Kul tuma. Kul tunne. Kul tu. Kul ne? Demek ki burada fiil çekim yaparken püf nokta şu kalıba kadar gelmek yani. Gaybenin cemisine gelene kadar çekime dikkat ediyorsunuz. Ondan sonrası sabit zaten. Burası gul mü geldi? İşte kel mi geldi? Fel mi geldi? Her ne geldiyse gerisi sabit. Fel te. Fel tuma. Fel tum gibi yani. Gerisi sabit çünkü. Mesela sağradan çekim yapalım demişler. İkinci kalıptan. Ecvefi ya'iymiş. Sara, sara, saru, sarat, sarata, sirne. Tamam burası sir geldi. Bu sir sabittir. Ne burada geldi? Sir te, sir tuma, sir tum, sir ti, sir tuma, sir tunne, sir tu, sir ne? Demek ki sir yani. Hani sır, sır diye geliyor. Gerisi sabit. Peki neden sir geldi? Çünkü ikinci kalıptandır diyor değil mi? İkinci kalıpta aynı fiili esre olarak geldiğinden böyle geliyor bu. Yani o zamme mi esre mi ona bağlı. Ecve fiillerden diyor birinci kalıptan. Gale'nin muzarisi yegulu. Sara'nın muzarisi yesiru. İşte görüyorsunuz yesiru muzarda aynı fiili esre olduğu için şuradan itibaren sir geliyor. Yani sin neden esreli? Ondan dolayı. Kale yegulu. Muzari'den nefili yegulu. Zammeli geldiği için bu zammeyi siz kale'nin çekiminde şuradan beni gördünüz. Sebepleri bu yani. Gulne neden zammeli de sirne neden esreli? Cevabı bu. Yani surne değil de sirne. Cevabı bu yani. Kale'de daha önce anlattığımız gibi kale aslında nedir? Aslında o da kavele. Kavele. Vav harfi illet mutaharrik. Ma kabli meftuh vavı elife çevirdik. Böylece kale olmuş oldu. Bunlar arkadaşlar ilal adı verilir. İlal. Yani Arapça i'lal diye okunur da ilal diyelim biz Türkçe. İlal. Bunlar temel medrese derslerinde okutulur aslında. Nedir o? Maksut adlı bir kitap vardır. Maksut adlı kitabın içerisinde yer alan pek çok kaideden sadece biridir.
vah olsun, yah olsun, kendileri illet harfidir, harekelidir. Öyleyse makabilleri de meftuh ise, yani fethalı ise, bunlar elife çevrilir kaidesi ilal kaidelerinden, hatta birincisidir, ilk sırada yazılı olanıdır. İllet harfi harekeli, kendisinden önceki sağlam harf hareketsiz ise ne olur? İllet harfin harekesi kendisinden öncekine verilir. İllet harfi bu harekeye uygun illet harfe dönüşür. Bunu yekvulu örneğinde uyguladığımızda illet harfi olan vav'ın zamme ile harekeli olmasına karşılık kendisinden önceki sağlam kaf harfi hareketsizdir. Yani sakindir, sükunludur. Bu durumda vav'ın zammesini kafa verdik. Vav harfi zaten zamme harekesini uzatan illet harfi olduğu için görünümünü korumuş ve böylece muzari fiilimiz yekulu olmuştur. Burada da anlatılan bir kaide var. Yani bunu da şöyle anlatmaya çalışalım. Fiillerin aslına değinmek istiyor. Bize hep mazi anlattık değil mi? Gale. Aslında nedir dedik gale? Gale için dedik ki gaveledir. Bayağı bir yanlış yazıldı. Bunu yeniden açalım en iyisi. Zaman da gitmiş olur bu esnada arkadaşlar. Aynen. Gale aslında gavele. Vav harfi illet mutarrik makablu meftuh vav'ı ne yaptık? Elife çevirdik. Böylece gale'yi elde ettik. Bu mazinin anlatımıydı. Zaten anlattık, bitti. Peki gavele aslıdır ya mazinin. Şurada bizim bildiğimiz yegulu muzari. Şu yegulu'nun aslı ne olarak gelir? Muzaridir bu. Aslı gavele'den gelirse yekvulu olacaktır. Yekvulu. Evet, bir gargale var. Yekvulu. Aslarına bakarsan gavele mazinin aslı, yekvulu muzari'nin aslıdır. Aslı, yani orijinali, çocuklukları budur. Üzerinde işlem yapıldıktan sonra gavele gale olur. Yekvulu yegulu olur. Şimdi kitap şurada diyor ki yekvulu'ya ne oldu da yegulu oldu? Kural anlatılan şey bu. Diyor ki illet harf harekeli ise, evet, yekvulu, burada illet harf olan vav harekeli mi? Evet. Kendisinden önceki sağlam harf hareketsiz ise, kaf hareketsiz mi? Evet. İllet harfin harekesi kendisinden öncekine verilir. Yani vav'ın harekesini kafa vereceksin. Verirsen yekvulu nasıl yazılmış olur? Kafın, kafa veriyorsun vav'ın zammesini. Ye gulu olmuş olur. Doğru mu? Ye gulu olur. İllet harf bu harekeye uygun illet harfine dönüşür. İlletli harf harekeye uygun illet harfine dönüşür. Yani zamme için vav, esre için ya, fetha içinse elif. Yani zamme zaten, vav da vav zaten, başka bir şey değil. Dolayısıyla vav'ı bir şeye dönüştürmüyoruz burada. Burada bu anlatılmıştır. Anlatılan buydu. Bunu bilsem ne olur, bilmesem ne olur. Hani bilirsen işin, ne diyelim, ayrıntısını bilmiş olursunuz. Bilmezseniz ne olur? Çok da bir şey olmaz yani. Arapça uzman olmayacağım ben. Geçmenin peşindeyim. Derse geçsem yeterli diyen için bunlar önemli değil. Sara muzarisinde de görüyoruz bu durumu. Normal koşulda sara yesiru yeysiru, pardon, yesiru biçiminde gelmesi beklenen muzari yapı bu kural dolayısıyla yesiru şeklinde geliyor. Yesiru. Burada ne oluyor? Yani ne anlattı? Yesiru'yu bir yazalım. Yesiru. Yes, yiru. Yukarıda kaydede ne dedi bize? İllet harfi harekeli, kendisinin öncesi hareketsiz ise. İllet harfi olan ya burada harekeli midir? Evet. Sağ taraf hareketsiz mi? Evet, sin var hareketsiz. Ne yapmak gerekir? İllet harfinin harekesini kendisinden öncekine vermen lazım diyor. Yani esreyi sine vereceksin. Verirsen ne olur? Yesiru olur. İşte anlatılan bu yani.
Çok da önemli değil yani. Geçelim bunları. Zamanlı gitmesin. Muzari çekimi yegulu yegulani yegulune tegulu tegulani yegulne tegulu tegulani tegulune teguline tegulani tegulne egulu negulu. Çekimi ezberlerseniz neden ne oldu? Çok da önemli olmaz yani. Yesiru yesirani yesirune tesiru tesirani yesirne tesiru tesirani tesirune tesirine tesirani tesirne esiru nesiru. Dördüncü kalıptan nameyi çekeceğiz. Yenamu yenamani yenamune tenamu tenamani yenemne tenamu tenamani tenamune tenamine tenamani tenemne enamu nenamu. Kâne diyor, birinci kalıptandır. Mazi muzari çekimini yapın. Kâne yekûnu aslı kevene yekvunu. Bakara 32-34, Ali İmran 7, Şura 53, buralardaki ecveflere bir bakın denilmiş. Şimdi bu ayetlere bakalım. Galu, işte gale yegul kökünden galu mazi. Galu subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Gale var yine. Devamına baktığımızda bir gale daha görüyoruz ecvef olarak. Elem egul, yine bir ecvef var burada. An itibariyle illet harfi taşımıyor ama yine de nedir? Ecveftir yani. Çünkü aslı galidir. İnni a'lemu gaybe semavati vel erdi. Bakıyoruz. Başka yokmuş. İz kulna, yine bir ecvef. Sürekli gale ve türevlerini görmekteyiz. Başka da yok zaten. Velli de enzeraleke kitabı minhu ayatun muhkematun hünnü ummul kitab ve uharu müteşabihat teşabihe. Burada da yok herhalde. Yegulune ecvefil gali yegulu yegulani yegulune. Sonuncu ayete baktığımızda burada da tesir var. Sara yesiru tesiru ecvef fiil. Çok da yok yani, daha çok gale ve türevlerini gördük. Ecvef fiillerde emir ve nehi çekimi. Emir ve nehi burada nasıl yapılır? Yine sülasi fiillerdeki yöntemi işleyeceğiz. Değişen bir şey yok. Tegulani T'yi at. Sondaki nunu cezm alameti olarak at. Baştaki T'yi zaten muzarat alameti olarak T eklenmişti kendisine. Artık emre hazır olacak T'yi, o yüzden atıyorsun. Tegulune T'yi ne atıyorsun? Bu muzariydi, artık emre hazır elde edeceğiz. Muzarat alameti bu yani. Muzari fiil olduğunun delilidir. Ama sen bu emre hazır yapıyorsun. Artık muzari değildir. Öyleyse T'yi silmen lazım. Sondaki nunu da cezm alameti olarak sileceksin. Gerine kalır gulu kalır. Tegulu, işte bu şekilde yani sol tarafta emri hazırlarını, sağ tarafta muzarilerini görmekteyiz. Tegulne, gulne buradaki cemi müennes nunudur, asla silinmez zaten. Gul, gula, gulu, guli, gula, gulne. Önemlidir yani bu emri hazır çekimi, galeden özellikle çok önemlidir. Gul, gulamı, gulamı. Gul, gula, gulu mu, yoksa gul, gula, gulu. Burada yazıyor zaten ne oldu da, ezberlerken dikkat edin yani. Sir, sira, siru, siri, sira, sirne. Nameden nem, nama, namu, nami, nama, nemne. Nama, nama tesniye değil mi? Hem muhatap hem muhataba da aynı gelmiştir. Nem geliyor. Muhatap müfret. Nem. Havadaki nem mesela. La tegul.
Nehi hazır. La tegul, la tegula, la tegulu, la teguli, la tegula, la tegulne. Ne olmuştur? La cezmetmiştir. İşte burada cezm alameti olarak sükun, tesniyede ve cemi müzekkerde nunun düşmesi, müfret müennes muhatabada nunun düşmesi, tesniyede yine nunun düşmesi, cemi müennes muhatabada ise nun zaten düşmez. Kendisine bir cezm alameti gözükemez. Emri gayb çekimi li yegul, li yegula, li yegulu, li tegul, li tegula, li yegulne. Aynı şekilde yine nunların düşmesi, cezm alameti olarak sükunun gözükmesi ve nurun asla düşmemesi. Bu üç şeyi kendilerine gördük. Nehy-i gayb var. La yegul, la yegula, la yegulu, la tegul, la tegula, la yegulne. Yine aynı şeyler cezm alameti olarak karşımıza çıkmıştır. Buradaki dikkati de okursunuz. Ece fiille kurulmuş bazı örnek cümleler. Limâdâ niye tebî'u seyyâratehâ? Arabasını niçin satıyor o? Tebî'u hiye. O kadın niye satıyor arabasını? Li'ennehâ. Çünkü o kadın bi hâcetin ilâ nukûdin. Çünkü paraya ihtiyacı vardır. Meta ne zaman setu'udu ya ebi, baban ne zaman döneceksin baba diyor. Fazla gitmeden şunu göstermek isterim. Tebi'u aslında nedir? Ba'a ecve fiilidir. Ba'dan muzaridir. Ba'a yebi'u tebi'u. Meta setu'udu. Setu'udu nedir aslında? A'de. Bir ecve fiil olan ade. Ade yaudu, teudu, seteudu. Sin sonradan eklenmiş. Seteudu ya ebi. Ne zaman döneceksin baba? Mada seegulu. Burada da kale'yi görmekteyiz. Mada ne seegulu diyeceğim diye düşünüyor. Naişu devam etmeden sefeudu ba'de usbu'in ya ibneti. Bir hafta sonra döneceğim kızım diyor. Naişu, biz yaşıyoruz fi Misra, Mısır'da. Aşe. Ecve fiil, aşeden. Naişu. Eyne taişane, nerede yaşıyorsunuz? Naişu fi Misra, Mısır'da yaşıyoruz. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. Hüve yegulu el icabete sahihata. O doğru cevabı söylüyor. Yani burada asıl mesele ecve fiildir. Cümlede kullanarak göstermeyi hedeflemişler. Hüve yegulu. Hüve o Ahmet mesela. Yegulu diyor el icabete sahihata. Doğru cevabı diyor. Doğru cevabı söylüyor. Hüve o lem yegul el icabete sahihata. Doğru cevabı söylemedi. Muzari fiilin başına lem getirilerek olumsuz mazi manasının ifade edilebileceği daha önceden söylenmiş idi. Mate ecve fiil olan mate'yi görüyoruz. Mate tekrar yazalım. Mate yemutu. Muzari bu da ecve fiildir. Yemutu kethirun minen nasi bissebebil hurubim yazmışlar. Evet. Pek çok insan savaşlar nedeniyle ölüyor. Ente işte müddeten tavileten huna. Sen burada uzun müddet yaşadın. İşte. İşte aşe. Aşe kökünden. Ecve fiildir. Ente lem teiş. Müddeten, davileten huna. Sen orada uzun müddet yaşamadın. Evet, sen setekunine fi Ankara'te gaden. Yarın Ankara'da olacaksın. Setekunine. Enti, bayan evlilik. Sin, gelecek zaman ifade etmek için sonradan eklenmiştir. Bu kelimenin aslı da kâne. Kâne yikunudan. Muhatabanın müfredidir burası. Muzari fiil. Tekunine şeklinde gelir. Enti len tekuni fi Ankara'te gaden. Ankara'da olmayacaksın.
lenden dolayı gelecek zamanın olumsuz, ecek acaklı, menalı olmayacaksın. Ente sen tegudu es-seyyarete el-yevme. Bugün arabayı sen sürüyorsun. Tegudu, kade kökünden. Kade. Yanlış yazıyordum az kalsın. Kade. Ene ben len e'ude ila hazel ameli. Ben bu işe geri dönmeyeceğim. E'ude. Len ne yapmış? Nasip etmiş. Ade kökünden bu da. Daha önce geçmişti. Nahnu la nakhafu min hadhihi neticeti. Biz bu sonuçtan korkmuyoruz. Khafe. Ecrefil. Entum tezuruna el emakine et tarihiyete. Tarihiyete. Tarihi yerleri ziyaret ediyorsunuz. Tezuruna. Bu da zara. Zara'dan tezuru. Tezurune. Kale dedi, söyledi fiili daima li harfi ceri ile birlikte kullanılır. Türkçe'de yönelme durumu iki karşılığında olan ila harfi cerrini asla almaz. Gultu lehu, ona dedim. Yegulu li, bana diyor ki. Kale el muallimu littilmizi. Li, 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 le diye yazılmış ama yani li lam harfi cerrimizdir. Burada le diye yazılır. Yegulu leküm gul li. Ne dedi? Li harfi cerri ile birlikte kullanılır, ila ile kullanılmaz. Yani bir yerde gale görürsen, gale diyelim ki gale'yi gördün. Nokta 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 bir kelime gelecek buraya. Buraya getireceğin kelime li içersin diyor yani. Li içersin. A şıkkı li ile başlayan bir kelime. B şıkkı ila harfi cerri verilir ardından bir kelime. Ne yapacaksın? Li ile başlayan doğru şık diyeceksin. Neden? Çünkü li ile kullanılır. Yani galiden sonra harfi cer gelecekse o harfi cer li olur. İla harfi cerri olmaz diyor. Dikkat et diyor. Gul, la tegul, liye gul, la yegul. Gale derken de gale ve türevleri illa gale olacak değil. Gul de galedir. Galenin türevi yani emri hazırı, nehi hazırı, nehi gaybi, muzarisi fark etmez. Hepsi aynı. Kul huvallah ehad. Evet. İlişkin öğrendiklerinizi bir düşünün diyor. Kul emri hazırdır. Kale yegulu'dan emri hazır. Kalıp ifadeler. Salla yusalli salaten. Namazı kılmak demektir. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed. Orada namazı kılmak demek değildir. Demek ki salla fiili kullanıldığı yere göre mana verir. Merhaben, merhaba. Ene Abdullahi, ben Abdullah. Ene Müslimun, ben bir Müslümanım. E'işu, ben yaşıyorum. E'işu, ene yani. Fis-Suudiyyeti, Suudi Arabistan'da yaşıyorum. Es-Sumu, oruç tutuyorum. Fi-Şehri Ramazan, Ramazan ayında. Ve usalli salatel fecri, ve sabah namazını kılıyorum. Salate zuhri, öğle namazını da. Salatel asri, İkindiği de, salatel mağribi, akşamı da, ve salatel inşa'i ve yatsıyı da kılıyorum fi vaktiha. Bunların hepsini de vaktinde kılıyorum. Ahmedu, Müslümun, Ahmet Müslümandır. Ya'işu, yaşıyor fi İstanbul. Yusalli, namaz kılıyor. Salate zuhri, fil mescidi, camide öğle namazını kılıyor. Aişetu talibetun. Ayşe nedir? Bir öğrencidir. Müslimetun. Müslüman bir öğrencidir. Tedrusu fil camiati. Üniversitede okuyor. Bir üniversite öğrencisi yani. Tusalli salate zuhri. O da öğle namazını kılıyor. Ve salate asri. Ve ikindiyi de kılıyor. Fi mescidil camiati. Üniversite camisinde. Üniversitenin camisinde kılıyor. Tekabbelallahu, Allah kabul etsin. Tekabbelallahu. Tekabbele mazidir aslında. Kabul etti manasına da gelir. Kabul etsin manasına da gelir. Kabul etmişti
manasına da gelir. Burada kabul etsin manasındadır. Maziler bu üç şekilde mana verilebilir yani. Hel takra'u el Kur'ane ya Aliyyu. Ali Kur'an okuyor musun diyor. Ali'ye soruyor. Ali Kur'an okuyor mu acaba? Naam, evet, ekra'u, ben okuyorum, külle sabahin, her sabah, cüz'en minel Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'den her sabah bir cüz okuyorum. Tekabbelallahu, Allah kabul etsin, minna ve minküm, cümlemizden diyor, yani minna, bizden ve minküm ve sizden de kabul etsin demek istiyor. Hel salleyti, sen namaz kıldın mı? Salatel asri, ikindi namazını ya Fatimetü Fatma. Naam, evet, salleytu, ben namazı kıldım, ha onu, o namazı yani ikindiyi kıldım. Tekabbelallahu minna ve minküm, Allah kabul etsin, bizden de sizden de diyor. B, sebebi demiş, aslında bu yanlış yazılmış. Bi, sebebi olması lazım. İlk baştaki ba, esreli yani. Bi, sebebi. Dolayısıyla sebebiyle, yüzünden manalarına gelmektedir. Ne diyor? Daha çok olumsuz anlamlı eylemleri gerçekleştirmek için, gerekçelendirmek için kullanılır. Evet. Daha çok olumsuz durumların gerekçesini bildirmek için kullanılıyor. Bu isim muzafun ileyh olduğundan daima mecrurdur demiş. Bu isim muzafun ileyh olduğundan. Yani nerede muzafun ileyh? Bu doğru bir anlatım olmadı. Buradaki ilk baştaki ba harfi cerdir. Sebep de onun mecrurudur. Doğrusu bu. Gürültü yüzünden iyi uyku uyuyamadım diyor. Ma nimtu, ben uyuyamadım, ceyiden, iyice. Neden dolayı? Bir sebebi vavvai, gürültü yüzünden, gürültü sebebi ile, sebebi ile, baştaki ba ile demek. Yani gürültü sebebiyle, gürültü yüzünden iyi uyuyamadım. Lem esma' ceyyiden bi sebebi vavvai fil harici, dışarıdaki gürültüden dolayı iyi duyamadım diyor. Lem esma', ben duyamadım, ceyyiden iyice. İyice niye duyamadım? Bi sebebi vavvai fil harici, hariç dışarıda demek. Dışarıdaki gürültüden dolayı, gürültü sebebiyle. La ehrucu, çıkmıyorum minel beyti, evden. Niye? Bir sebebil berdi, soğuktan dolayı, soğuk yüzünden. Merivat, hasta oldu. Etifletu, kız çocuğu. Bir sebebi varbeti şemsi, çocuk güneş çarpması yüzünden hastalandı diyor. Merivat, hastalandı. Etifletu, çocuk. Bir sebebi varbeti şemsi, güneş çarpması. Güneş zarp vurmak demek de. Güneş vurdu mu yani gelip? Yok, güneş çarpmasından dolayı hastalandı. Üniversitedeki derslerimin çokluğu sebebiyle her gün yoruluyorum demiş. Yani olabilir. Et'abu, ben yoruluyorum. Külle yevmin, her gün. Niye yoruluyorum? Bir sebebi kesrati durusi, derslerimin çokluğu sebebiyle. Fil camiati, üniversitedeki derslerimin çokluğu sebebiyle. Esselamu aleyküm, yine aynı kişi çıktı. Bize şimdi gramer dersini özetliyor. El-yevme, bugün darasna tasrifel fi'lil ecvefi. Ecve fiilin çekimini öğrendik. El-fi'lul ecvefu, ecve fiil nedir? Hüve, o ecve fiil. Fi'lun, bir fiildir. Öyle fiil ki harfuhu el-efsatu, ortancı harfi, harf-ı illetin, illet harfidir. Mithlu, örnek, kâle, nâme, âşede olduğu gibi. İllet harfi olan ortancı harfleri nedir? Eliftir yani, illet harfi olarak ortancı harfleri elif olarak gelmiş. Hüve, o yani ecve fiil, kısman, iki kısımdır, ikiye ayrılır. El-ecve ful-vâviyyu, mithlu, kâle. Ve el-ecveful ya-iyyu, mislu sara, mislu örnek demekti.
bu şekilde tamamlanmış oldu. Unzuru bakın ile saburati, yazı tahtasına, tahtaya bakın. Huna burada emsiletül mazi vel muzari'i vel emri li fi'lil ecvefi, ecvefi ile ait emir, muzari, mazi örneklerini göreceksiniz. İşte mazi demiş, gâle, âşe, nâme, muzari, yegûlu ye'işu yenâmu, emir, kul, iş, nem. Kıraetun, okuma parçası, hubbul Kur'an, Kur'an sevgisi. Fil ütleti sayfiyyit, ütlet tatil, sayfi yaz demektir. Fil ütleti sayfiyyeti, yaz tatilinde, yedhebu gider, eletfalu çocuklar, fi Türkiye, Türkiye'de nereye giderler? İlel mesacidi, camilere giderler. Niye? Lite'allumi kıraetil Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim öğrenmek için giderler. Ve daha niçin giderler? Li hifzi ba'li süveri, bazı süreleri hifzetmek için, ezberlemek için. Ve daha ne ezberlemek için? El ed'iyeti veya el ed'iyeti, bazı duaları da ezberlemek için giderler. Aişe tu, Aişe tun değil, bu da gayrimusterif. Aişe tu, Aişe adlı kişi, talibetun nacihatun, başarılı bir öğrencidir. Fil medreseti, okulda. Hangi okulda? Öyle okul ki, el iptidaiyeti, ilk okulda. Ve behebet, ve gitti, hiye, o Ayşe gitti. Fil ütleti sayfiyyetil maziyeti, geçen yaz tatilinde, ila mescidin, bir camiye gitti. Garibin min beytiha, evine yakın bir camiye gitti. Garipten sonra min geliyordu, an gelmiyordu. Evine yakın bir camiye gitti. Ve teallemet, ve öğrendi, hiye, o Ayşe. Ayşe miydi ismi? O kişi öğrendi. Ne öğrendi? Kıraetel Kur'anil Kerim'i, Kur'an-ı Kerim kıraatini, yani okumayı öğrendi. Hunake, orada. Ve hafizat, ve ezberledi. Ba'da süveri, bazı sureleri. Minhu, o Kur'an-ı Kerim'den bazı sureleri ezberledi. Ve hiye, o Ayşe, el ane, şu anda, tekara'u, okuyor, el Kur'an'ı, Kur'an'ı ceyden, iyi okuyor. Kale dedi, Ebu Ha, yani Ebu Ayşe, değil mi? Ha Ayşe demek ya, Ayşe'nin babası dedi. Kime yönelik dedi? Li Aişe te, Ayşe'ye yönelik dedi. Yemen bir gün şöyle demiş idi. Kale li, Kale'den sonra ila gelmedi, bakın li geldi. Ha, bu bir kelime sonra gelir, iki kelime sonra da gelebilir, beş kelime sonra da gelebilir ama li yani. Ayşe'nin babası bir gün Ayşe'ye yönelik şöyle demiş idi. Hel hafazti, sen ezberledin mi suratel ihlasi, İhlas suresi. İhlas samimiyet demektir. Ama bildiğimiz kul huvallahu ahad suresi kast ediliyor elbette. Ya ibneti eşşatırati, şatır çalışkan demektir. Çalışkan kızım, ibneti eşşatırati, çalışkan kızım, ezberledin mi diyor. Ya ibneti eşşatıratu, evet. Kalet Aişetu fevran, fevran fevri, yani hemen. Ayşe şöyle dedi hemen anında. Naam, evet ya abi, evet baba. Ve yumkinuni, ve mümkündür, en okuya olabilir diyor. En ekra uha, ben onu en ekra e ha, onu okuyabilirim. Leke, senin için, el ani, şu an, en ekra e ha, o sureyi, leke, senin için, el ane, şu anda. Bakın, gara'ya yakra'u, yine ondan sonra li gelmiş değil mi? Gara'ya kökünden sonra, türevlerinden burada. Muzari nefsim tükelmi vahdeh, yani birinci şahıs kullanmış ama sonuç olarak galedir. Gale ve türevlerinden sonra li harfi cerri gelir. Bazen de le diye yazılabilir. Le gelmiştir. Şu an onu sana okuyabilirim, mümkündür diyor. Ve ardından gale dedi. Leha, kızına yönelik, el ebu, baba şöyle dedi. İden öyleyse ikra'i, ikra, ikra'a, ikra'i,
Değil mi? Sen oku kızım. Suratel İhlas, İhlas suresini oku dedi. Fe ardından karayet okudu. Aişetu Ayşe hadi sura. O sureyi okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile okurum. Burada gizli bir okurum var. Kul huvallahu ehad. De ki Allah tektir, birdir. Allahu es-samedu. Allah samettir. Samet ihtiyaçsız demek. Gani. Lem yelid velede yelidu yevlidu yelidi. Doğmadı. Ve lem yuled doğrulmadı. Meçhul fiil. Ve lem yekun olmadı lehu Allah'a yönelik küfüven denk. Ahadun hiçbir kimse. Hiçbir kimse Allah'a denk olmadı. Hiç kimse Allah'a denk değildir. Fe ardından, bu okumanın ardından Sa'ide el-Ebu, Sa'ide mutlu oldu el-Ebu baba bi kıraatiha, kızının kıraati sebebiyle, vesilesiyle bi kıraatiha es-Selime, evet, sağlam, düzgün okuması sebebiyle ve şekara ve şükretti hüve o baba ha o kıza, niye? Li necahiha, onu başardığı için ve hubbiha lil-Kur'an ve hubbiha, ve Ayşe'nin sevgisinden dolayı lil Kur'an'ı, Kur'an'a yönelik olan sevgisinden dolayı ve başarısı düzgün okumasından dolayı ona teşekkür etti. Et-tedribatu ne diyor? İşte Ayşe fiilini çekimini yap diyor yani. Ayşe, Ayşa, şu mu artık nasıl çekim yapılıyorsa diyor. Zaten cevaplar var. İki, ecre fiillerin uygun mazi formlarını getirin demiş. Evvela bir kelime var. Öyleyse getireceğin kelimenin ne olması lazım? Ona müfret, tesniye, cemi, müzekker, müennes her yönden ona uyumlu olması gerekir. At-tabibetü müfrettir, müennestir. Gale'yi de müfret ve müennese çevirerek şuraya yazmamız gerekir. Ardından ikinci soruya baktığında ilk evvela kelime yok. Cümle noktayla başlamıştır. Ardından kelime geliyor. İşte bu kelimeye nameyi uyduracaksın. Hangi yönlerden? Müzekkerlik, müenneslik yönünden. Müfret, tesniye, cemi yönünden uydurmaya gerek yok. Et-tifle tu müfrettir, müennestir. Öyleyse nameyi de müfret, müennes yapman yeterli. Üçe baktığında sadiguhu. Cümle kelimeyle başlamış. Yani noktayla başlamamış. İkide olduğu gibi değil. Bu durumda verilen fiil nedir? Mate. Mate'yi cümle başındaki kelimeye müzekkerlik, müennestlik artı müfret, tesniye, cemi bakımından uydurmamız gerekir. Dörde baktığımızda cümle yine kelimeyle başlamış. Bir zamirdir bu. Hüve humahum. Verilen fiili ona uygun, yani müfret, tesniye, cemi ve müzekker, müennes olarak uydurmak gerekir. Beşe baktığımızda cümle noktayla başlamıştır. Öyleyse verilen kelimeyi yalnızca müzekker ve müenneslik olarak noktadan sonra gelen kelimeye, ki burada elbenat oluyor, ona yalnızca müzekker müennes olarak uydurmamız gerekir. Müfret, tesniye, cemi olarak uydurmamız gerekmez. Bizim bu anlattıklarımıza göre zaten yapılmış. Et-tabibetu galet namet et-tifletu sadiguhu matehum ba'u hafet elbenatu. Hafet demek ki elbenat nedir? Müennestir yani. Oradan çıkartabilirsiniz. Tümü birinci kalıptandır. Parantez içinde verilen zamire ait muzari formlarını yazınız demiş. Zamirlerden anlarsanız bunu yaparsınız. Evvela zamirden anlayacağız. Ardından bu fiillerin o zamire uygun yazılımını da sağlayabilecek fiil çekimi gücüne sahip olmamız gerekiyor. İşte hunneye gâme diyor, hunne zamirini uydur. Hunne nedir? Cemi müennes gâibe zamiridir. Ene ise mütekellim, müşterek zamir, müfrettir. Hum cemi müzekker gâib zamiridir. Gâli ona uydur. Hüve müfret ve cem, müfret ve müzekkerdir, gâiptir. Entuma, ente, entuma, entum, enti, entuma, entun. Yani entuma nedir? Muhatap ve muhatabanın tesnisine uyumludur. Her ikisi için de kullanılır. Diğer bir deyişle müşterektir. Burada o belirtilmiştir muhtemelen. Belirtilmemiş, tegudani denilmiş. Sonuçta her ikisi de zaten tegudani gelir. Yani çok da önemli değil.
Fiil çekimi verilmiş, fiil çekimi yazılmış, görüyorsunuz. Ardından yakın uzak gelecek zamana çeviriniz. Yine sin sef ve çalışması var anlaşılan. Yani geçen ünitenin konusuydu ama yine verilmiş. Pekiştirme istenmiş. Tegumu el ummu li salatil fecri. Bunu gelecek zamana çevir. Setegumu veya sefetegumu. Tegumu'yu setegumu, sefetegumu yaparsın. Yegulu, seyegulu, sefeyegulu. Zor mu kolay mı? Çok kolay. Fiilin başına sin eklersin. Sinle yapmış olursun. Veya ayrı bir sefe yazarsın. Ardından gerisi neyse aynen yazılır. Yani cümle olduğu gibi sadece sefe yazılmış. Cümle olduğu gibi sadece sin eklenmiş. Bunda ne var yani? Hiçbir şey yok. Son derece basit bir şey. 6. Boş bırakılan yerlere parantez içinde verilen kelimelerden uygun olanları ile doldurmayı hedefleyin. 6. La yenâmü ettiflü bissebebil meradı. La yenâmü uymuyormuş. Ettiflü çocuk niye? Bissebebil meradı. Hastalık sebebiyle. Ennas insanlar ya'işun yaşıyorlar eyyâmen. Günler ki surmeten zor günler yaşıyorlar. Bir sebebil fakri. Fakirlik sebebiyle. 3. Lem edhul. Ben girmedim. Fil hadigati bahçeye. Bir sebebil kelbi. Köpek sebebiyle. Ve bu şekilde anlatılmaya devam edilmiş. Bu daha çok mana ile alakalı şeylerdi. Aşağıdaki cümleleri 7. alıştırmadayız. Ya'udu el-muvazzafu min seferihi el-yevme. Diyor ki burada muvazzafuna kelimesini kullan. Artık fail yerine veya müptedanın yerine cümle fiil cümlesi mi, isim cümlesi mi ona göre yerleştir. El-muvazzafu kelimesinin yerine muvazzafuna yazacaksın. Değişen şey bu. Başka bir şey değişir mi? Değişmez. 2. Tâbe er-raculu ilallâhi. Tâbe tövbe etti. Er-raculu kişi ilallahi Allah'a. Yani er-racul erkek demek. Erkek kişi. Şimdi sen müzekker olan erkek kişi manasındaki adam manasındaki kelimeyi silip onun yerine en-nisa'u yazacaksın. Cümlede ne değişir? Tabet olur. Neden? En-nisa müennestir. O zaman tabeyi tabet yaparsın. Entum tenamuna dulel yevmi. Enti yapacaksın diyor. Entum yerine. O zaman tenamuna ne olur? Tenamine olur. Tenamine değil yani. Yağda sükun olmaz. O bir yazım hatası. Yanlış yapılmış. Tenamine dulel yevmi olur. Entum cemi müzekker muhataptır. Yani müzekkerdir. Tenamuna da müzekker. Enti ise ikinci şahıs müfrettir. Muhatabanın müfredi. Bu yüzden tenamine diye fiil değişecek. Tenamune, tenamine halini alır. Gerekçesi o. En e'işu fi beytin garibi minel cemaatin. Üniversite yakın bir evde yaşıyorum diyor. Kim yaşıyor? Ben yaşıyorum. Yani biz yap onu, nahnu yap. Nahnu biz e'işu ne'işu olur. Nahnu'dan sonra muzahirinin başına eteyneden nun gelir. Nahnu ne. Ne'işu biz yaşıyoruz. Buraya kadar ilk dördü için bir konuşalım. Bir de ye'udü fiil el muvazzafu fail. İki de tabe fiil el raculu faildir. Tabe ecve fiil değil mi? Ye'udü ade kökünden. Bu da ecveftir. Üçe bakalım. Entüm müptedadır. Tenamune fiil artı va fail. Birlikte fiil cümlesi olup haberdir. Dörde bakalım. Ene müpteda. E'işu artı gizli ene. Fiil fail. Birlikte fiil cümlesi olup haberdir. Ene müptedaydı. E'işu artı gizli ene. Birlikte fiil cümlesi olup haberdir. İlk dördü için konuştuk. Beşe bakalım. Te'udu yine ade kökünden ecvef bir fiil. El-benatu demiş. El-benatu kızlar demek. Kızlar okuldan dönüyor. Diyor ki bunu el-daliban yapalım biz. El-benat bir defa cemi idi.
müennes idi. Et-talibani. Talibani müzekkerdir ve tesniyedir. O zaman ne olur? Ye'udu talibani. Te'udu, ye'udu'ya dönüşür. T-Y olur yani. Neden? El-benat müennes olduğu için fiil müennes yazılmış. Et-talibani müzekker olduğu için fiil müzekker yazılmış. 6. Yani te'udu fiil, el-benatu fail bu arada. 6. Yasihu el-ba'i'u bi sabtin alin. Yasihu bağırıyor. El-ba'i'u satıcı bi sabtin alin. Yüksek sesle bağırıyor, çağırıyor. El-ba'i'atu müennes yapalım. El-ba'i' müzekkerdir. El-ba'i'atu müennestir. Eğer faili müennes yaparsan fiili de müennes yapman gerekir. Tesihu. Ye, T olur yani. T, Y oldu. Y, T oldu. Ne anladım bundan? Fail müzekkerse fiil de müzekker olmalıdır. Fail müennes ise fiil de müennes olmalıdır. Bunun bu şekilde kayıt olarak vermiyor da cümleler veriyor. Yani bunu kendin anla diyor. 7'ye bakalım. Nalet, nale şeklinde. Bu da yine ecveftir. Nalet el muvazzafetu. El muvazzafu ne yap diyor. Bunu yani ne yap? Müzekkere çevir. Nale oldu o zaman. Nalet. Nale. El muvazzafune cemi müzekkerdir aynı zamanda. Nale fiil. El muvazzafune cemi müzekkerdir. Faildir. Merfudur. Raf alameti. Vav'dır. Ne değişti? El muvazzafetu müennes olduğu için nalet mazinin müennesi bu değil mi? Ketebe, keteba, ketebu, ketebet, fetahat. Nale, nala, nalu, nalet şeklinde. El muvazzafune cemim ve müzekkerdir. Müzekker olduğu için ketebe, fetaha gibi nale, kale, kane şeklinde müzekker olarak yazılmıştır. Fiildir. El muvazzafune fail. 8. El evladu mübtedadır. Yefuzune artı vav birlikte fiil fail olarak, fiil cümlesi olarak haberdir. El evladu veledun veleden evlat cemi mükesser akıldır, gayri akıl değildir. El evladu yefuzune fis sebakı mı? Fis sebakı mı? Tam olarak ne yazıyor? Ben de ilk defa okuyorum. Sıbak diye okuyalım. Fis sebakı. Yarışta kazanırlar diyor. Bu kelime çeşitli çeşitli okunuşlara sahiptir. Ben seni esirleyerek okudum. El evlat kelimesini el veledu yaparsan ne olur diyor. El evladu mübteda idi. Mübteda müfred tesniye cemi yönünden müzekkerle müennes arasında ne olur? Mübteda ile haber arasında müfred tesniye cemi müzekkerle müennes uyumu vardır. Mübteda ile haber arasında. El evladu mübteda idi. Haber bu yüzden cemiye geldi. Sen el evladü kelimesini müfret yaparsan o zaman haber olması gereken fiil artı fail yani ikisi birlikte ne olur? Müfret gelirler. El verir dersen yefuzu dersin. El evladü dersen yefuzune dersin. Değişen şey bu. 9. Yadufu el hüccacu havler kâbeti. Tavaf ediyor hacılar neyi? Kâbe'nin etrafını. El müslimatu yapsam diyor. Hüccac yerine müslimatu yapsam ne olur? Müennes olur. Müslimat müennestir. Cemi müennes salim bak. O zaman yedufu yerine tedufu. Muzahirinin müennesini ye yerine te yaparak dönüştürmüş olursun. Kale talibu cevabe suali. Talibetan yapsak bunu. Talip yerine dalibetan. Dikkat. Elif'in sağında T var. Yani müennes bir tesniyedir bu. Müennes olduğuna dikkat. O zaman galet olur. Gale galet. Çünkü galenin müennesi galet gelir. Tercüme sorusu varmış. Gale Muhammedun li sadiqihi el hakikate. Muhammed arkadaşına gerçeği söyledi. Gale li dikkat. Öğrenciler üniversiteye döndüler mi? Hel mı mi mu ade. Ece fiiline. Döndü mü? Ettullabu öğrenciler ile camiatü üniversiteye. Hafe korktu el evladı çocuklar. Min hadel filmi. Bu filmden korktular. La yesih. Bağırmasın. Emamen nasi insanların önünde bir saltin alin yüksek sesle. Yesih. Tesih.
da kadınlar için. La tebi'u hadel beyti, la tebi'ne hadel beyti. Bu evi satmayın. La tebi'u, siz erkekler satmayın hadel beyti, şu evi. Hadel beyti diyorum ya, şimdi hadel beyte olması lazım değil mi? Tebi'u da fail var, meful lazım. La tebi'ne, siz kadınlar satmayın hadel beyte, şu evi. Nehy diyor, nehy hazır. Yine tercüme var. Yumkinuki en tegudi es-seyyarete fi Türkiye. Türkiye'de araba sürebilirsin. Senin için bu mümkündür. Ki demiş, tegudi tegudi ne idi, en nasb ederek nunu düşürdü. La tenamu talibatu bis sebebil imtihanati. Kız öğrenciler sınavlar sebebiyle uyumuyorlar. La tenamu, uyumuyor. Et talibatu, kız öğrenciler neden dolayı? Bir sebebil imtihanati, imtihanlar yüzünden, imtihanlar sebebiyle. Kilosundaki artıştan dolayı çok yeniyor, yemiyor demiş. La ye'kul, yemez, yemiyor. Ketiran, çok yemiyor. Kim? Hüve, o kişi artık. Ali Veli yani. Neden dolayı yemiyormuş? Bir sebebi ziyadeti veznihi, kilosunun artışın sebebi ile. 4. Kimiler adanın etrafında dönüyorlar. Tedufu, dönüyor. Es-sufunu, gemiler. Havlel cizirati, adanın etrafında. El-cizira, ada. Havl, etraf. Sufun, gemiler. Tedufu, dönüyor. Tedufu da neden yedufu değil mesela? Bu da düşünebilir değil mi? Neden olabilir bu? Es-sufun, gemiler, yani cemi mükesserdir. Müfredi sefinetun. Müfredi müennestir. Öyleyse bunun cemisini, yani cemi mükesserini de müennes kabul etmek lazım. Bu yüzden fiili de müennes getiriyorlar. 5. Zurna el akaribe fil idi. Bayramda akrabaları ziyaret ettik. Zurna, biz ziyaret ettik. Zurna. 6. Ali problemler dolayısıyla sınavda başarılı olamadı. Lem yencah, başarılı olamadı. Kim? Aliyun, Ali. Fil imtihani, imtihanda başarılı olamadı. Niye? Bir sebebil meşakili, problemler sebebiyle. 6. Bitti. 7. Misafirler yüzünden iyi çalışamadım. İşte bu cümleyi kurmamak için dersi son günlere bırakmayacaksın. Lem edrus ceyyiden, iyice ders çalışamadım. Bir sebebi vuyufi, zayıfım, zuyufum, misafirler yüzünden. 8. Yecidu en yekule hada, bunu söylemesi gerekir. Vcb yecibu, yevcibu, yecibu olmuş. En yegule, en yegule hada. 9. İş hayaten cemileten, güzel bir hayat yaşa. İş, yaşa demek. 10. Udutu, ben döndüm. Minel hütleti, tatilden. Mübekkiren, erkenden. Niye? Bir sebebi zevaci sadigati, arkadaşımın evliliği sebebiyle. Buraya geldik diyor. Bu da şu demek aslında. Sonuncu sorular kaldı yalnızca. Onlar da bunlardır. Hangisi akşam namazının Arapça karşılığıdır? Salat-ı asr, ikindi. Salat-ı zuhr, öğle. Salat-ı fecr, sabah. Salat-ı işa, yatsı. Salatel mağrib, akşam demektir. 7. Yukarıdaki sorunun cevabı olmayan seçeneklerden hangisi uydur? Soru ne ki? Meta, ne zaman? Te'udine, sen dönersin. Min utlete sayfi, yaz tatilinde ne zaman dönersin diyor. Lem e'ud, dönmedim. Naam, evet, olmadı. Se'udu, ben dönerim. Bade şehrin, işte budur. C. Çünkü ne zaman yapacaksın diyor, henüz yapılmamış. İleride yapacak mecbur.
O da sin ile gelecek zaman edatı ile ifade edilmesi gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi ecve fiilin tanımıdır? İlk harfi illetli değil, yapısında hemze değil, şedde hayır, orta harfi evet. 8. La yebi'i hâde seyyârete. Şu arabayı satma diyor, değil mi? Satmasın diyor. Yebi'i. Nehy-i gâib. Gâib olanı. Üçüncü şahsı nehy diyor. Bu arabayı satma. İkinci şahıs değil. Ye ile başlamış çünkü. Bu arabayı satmasın. Evet budur. Bursa. Hangisi ecveftir demiş. Gâle ecveftir. Geçti yani. Gâle, gâvele bayağı bir geçti. 4. La tegûli nasıl bir kelimedir diyor. Aynen öyle demiş. Evet, emir hazır olabilir mi? Olmaz. Başta la var bir defa. Muzari olumsuz olabilir mi? Zaten muzari olumsuzdur evet. Ama muzari olumsuz deyip geçme yani. Emri gayip olamaz. Emri gayip olması için li'ye veya li te olması gerekir. Nehi hazır olabilir. Ki zaten öyledir. Aslında tegulîne sonunda nun vardı. La onu düşürmüştür. Nehi la'sı sondaki nunu cezim alameti olarak düşürmüştür. Emri gayb olması için li ile başlaması lazım. Emri hazır olması için la olamaz. Nehi gayb olamaz. Niye olamaz? Nehi gayb olsaydı bu şekilde yazılamaz yani. Şu kalıp muhatabanın müfredidir. Bu kalıp muhatabanın müfredidir ki gayb değil yani. Muhatabadan bahsediyoruz. Kalıp muhataba yazı ise gayb. Yani şuradaki kelime ikinci şahıstır. Gayb burada diyor. Üçüncü şahıs diyor. Şahıslar uymuyor. Muzari olumsuz. Olumsuz muzari ama bu olumsuz muzari demek nehi hazır demek burada. Hazır olanı nehi diyor. 9. Annem sabah namazına kalkıyor. Ümmi annem tegumu kalkar kalkıyor li salatil fecri. Kalkıyor. Evet. Cevap A'dır. Çünkü geniş zaman değil mi? Kalkıyor. Tegumu. Mesela B olabilir mi? La demiş bir defa. Olumsuzluk kullanmış. Kalkmıyor olsa olabilirdi. C'ye bak. Ümmi annem li tegum. Emri gayb kullanılmış. Burada kalksın diye bir şey yok. Diyarbakır'a bak. Ümmi annem gumi li salatil fecri. Gum guma gumu gumi. Emri hazır kullanılmış. Burada bir emir yok. E'ye bak. Ümmi gamet. Gamet de hani ketebet gibi. Ketebet. Kalet. Kanet gibi nedir? Mazi fiildir. Burada kalktı yazmıyor. Kalkıyor yazıyor. Dolayısıyla hangisi olması gerekir? Ümmi tegumu. A şıkkı. Ecve fiil çekimlerinden hangisi emri gayb formundadır? Emri gayb formu bayağı bir çıkıyor. Emri gayb olabilmesi için li ye veya li te olması lazım. O da A şıkkı. 6'ya bakalım. 6 ve 10 kaldı. Zara fiilin emri hazır çekimi hangisidir? Zur. E şıkkı. Hani zurna gibi düşün. Oradan akılda kalabilir. Zur ziyaret et demektir. Emri hazırdır. 10. La esumu fi ramadane bi sebebi, işte artık gerisi her neyse. La esumu, ben oruç tutmam, tutmuyorum, tutmayacağım. Fi ramadan, ramazan ayında niye oruç tutmayacağım ben? Bi sebebil mururi, trafikten dolayı. Olabilir mi? Mantık hatası. Bi sebebil vavvai, çok gürültü var, bundan dolayı ramazan oruç tutmayacağım. Yani gürültü var ya da yok, oruçla ilgisi yok ki bunun. Bi sebebil matar, peki yağmur yağıyor o yüzden oruç tutmayacağım. Bu da olmaz. Bi sebebil berdi, hava soğuk olduğu için oruç tutmayacağım. Hava soğuk olması daha iyi belki de. O da mantıklı değil. İşte merva, hastalık sebebiyle. Değil mi? Merva, hasta olduğum için oruç tutmayacağım. Doğru cevap Ceyhan'dır. Bu üniteyi biraz daha hızlı çekmeye çalıştım. Birkaç yeri okumadım. Umarım sürenin azlığı işinize gelmiştir.